Reel'in Amerika bürosu haber verir. Amerika Başkanı Joe Biden göreve gelmesinin ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugün yüz yüze Brüksel'de NATO zirvesi kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesi 45 dakika civarında sürdü. Görüşmenin hemen ardındansa Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'de kameraların karşısına geçerek bir açıklama yaptı ve burada basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Erdoğan, Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin gayet yararlı olduğunu belirtti ve etkin işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz bölgelerde Sayın Biden ve ekibiyle görüştük dedi ve neticede son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda saygı ve çıkarlara dayalı verimli bir işbirliği başlamasına yönelik olduğunu görüyoruz dedi bu görüşme için. Bu ifadeleri kullandı Erdoğan. Ayrıca Erdoğan Biden'ı Türkiye'ye davet ettiğini de söyledi ve Sayın Biden'la ilk verimli görüşmemiz gerçekleşmiş oldu dedi ve kendisini Türkiye'ye davet ettim şeklinde konuştu. Kendisinin şu an yoğunluğu olduğunu söyledi dedi Biden için ve yoğunluğunu atlattıktan sonra ise Türkiye'ye gelebileceğini ifade etti dedi. Öte yandan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gazetecilerden birisi 24 Nisan'da yani 24 Eylül'de Biden'ın 1915 olayları için soykırım demesinin görüşmede gündeme gelip gelmediği sorusunu yöneltti Erdoğan'a. Çünkü Erdoğan Brüksel'e doğru yola çıkmadan önce düzenlediği basın açıklamasında bu konuya değinmişti, bir açıklama yapmıştı ve Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesini de görüşmede gündeme getireceğini söylemişti. İşte bu sorunun yanıtı hayır oldu. Erdoğan bu konunun gündeme gelmediğini söyledi görüşmede. Erdoğan'ın Brüksel'deki basın açıklamasının ardından tabii gözler Biden'ın basın açıklamasına çevrildi. Daha erken yapması bekleniyordu. Fakat Biden'da uzun süren NATO toplantısı ve birebir görüşmelerinden dolayı yapacağı basın toplantısını ertelemeli olarak epey geç başlattı. Biden basın toplantısında NATO Liderler Zirvesi kapsamında birkaç dünya liderleriyle bir araya gelme şansım oldu dedi ve bunlardan birinin de Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğini söyledi. Biden Erdoğan'la çok iyi bir pozitif bir görüşme gerçekleştirdim ve verimli bir toplantı yaptık şeklinde konuştu. Bununla birlikte Biden görüşmenin detaylı olduğunu söyledi ve ülkelerimiz büyük gündemlere sahip dedi. Hem Amerika hem de Türkiye için. Ekiplerimiz görüşmeleri sürdürecek. Eminim ki Türkiye ve Amerika olarak anlamlı bir çalışma yürüteceğiz şeklinde konuştu. Aslında Biden'ın bugünkü açıklamasına baktığımızda görüşmeye dair pozitif bir izlenim bıraktı ama daha çok genel bir açıklama yaptı Biden. Yani görüşmede ele alınan konularla ilgili çok detaylı bir bilgi vermedi yaptığı basın açıklamasında. Biden'ın ziyaret takvimi oldukça yoğun. Çarşamba günü İsviçre'nin Cenevre şehrine gidecek Biden ve orada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Biden'ın başkanlık görevine geldiğinden bu yana Erdoğan'la ilk yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını sizlere aktardık. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.